Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, yüzler gülüyor. Direkt zaten bugün o kadar çok konuşacak şey var ki, söyleyecek şey var ki bilmiyorum. Çok da zamanınızı almadan hızlıca geçmeye çalışacağım üstlerinden. İlk önemli konu neydi? Dört gözlü beklediğimiz Fed açıklamalarıydı arkadaşlar. Fed açıklamalarında ne çıktı? Tabii ki de hiçbir şey çıktı. Ne dedik? Market never goes down. Bu adamlar öyle gidip sizi tehlikeye atacak, marketi birden şoklayacak kararlar almaz arkadaşlar. Adam ne dedi? Adam zaten dikkat edin, titriye titriye konuşuyor. Böyle titriyor, ağzı titriyor, kelimeler titriyor. Soru soruyorlar, diyor ki ya neydi birinci sorun falan filan. Adam hangi koltukta oturduğunu farkında arkadaşlar. Bazı arkadaşlar farkında değil ama bu arkadaş çok farkında. O yüzden ona göre çok dikkatli hareket ediyor. Bir ağzından çıkacak yanlış laf sadece Amerika ekonomisini değil, dünya ekonomisini etkileyebilir. O yüzden bu tarz adamların birden çok radikal karar almayacaklarını zaten anlayın arkadaşlar. Bir de ne dedik? Riske girmezler. Zaten önünde bir seçim var. Adam gene seçilmek istiyor dedik. O yüzden bu tarz bir şey olmaz dedik. Adam ne dedi? Hala transitory dedi. Yani geçici dedi, enflasyon için toparlayacak. Yani hala kalıcı enflasyon olduğuna inanmadığımız için dedi. Faiz arttırmıyoruz. Daha der demez ne oldu? Roket oldu. Ondan sonra ne dedi? Tapering'e yavaş yavaş başlayacağız. Önümüzdeki yıl ortasına doğru bitireceğiz dedi. Ne oldu? Hani şeyler olacaktı? Tapering başlarsa hani mahvolacaktık? İlk en çok QQQ etkilenir, teknoloji hisseleri etkilenir, Nasdaq etkilenir dedik. Ne oldu? QQQ nerede? 399 arkadaşlar. 399 bir kaldı. Tak 400 dalya. Ne oldu? Market never goes down. O zaten fiyatlama burada yapıldı. O tapering'di, panikti, bilmem neydi burada, o fiyatlandı, o çoktan bitti o. Rokete devam. Rokete devam. Paranın gidecek başka yeri yok. 50 seferdir anlatıyorum. Her videoda anlatıyorum. Bu paranın gidecek başka yeri kalmadı. Emlak çok pahalı. Oradan bir şey kazanamıyorlar. Faize koysa bakıyor, faiz endeks faizden daha çok getiriyor. Baktılar tapering yapsa veya işte faizi 2 puan arttırsa, 1 puan arttırsa, hadi 7 olsun, 8 olsun, endeks gene yeniyor. Ya adam o zaman borsadan kaçmaya gerek yok dedi. Devam. Devam yani. Hop tak. Bitti. Devam. Evet arkadaşlar. Burada QQQ'ya çalışmışız. İşte bir çizmişiz. Patreon grubumuzda QQQ'ya. Burada girdik zaten. Onu TQQQ olarak 3x kaldıraçlısını aldık. Çok güzel. Kârdayız pozisyonda. Hala pozisyondayız. Müthiş bir kâr verdi. Şuradan şuraya. Yani işte şurada dip dönüşünde girdik. Birinci hedefimiz burasıydı. Onu patlattı geçti. İkinci hedef burasıydı. Bunu da patlattı geçti. Burada ikili tepeden korkuyorduk. Bu çanağı patlatabilir mi falan derken ya bir işte şeyi bekleyelim. Çarşamba günkü haberler. Devam. Devam. Bitti. Market never goes down arkadaşlar. Evet. Onun yanında ne oldu arkadaşlar? BTC ne yaptı? BTC takılmaya devam. Burada şimdi Koreli oldu. Ne yapıyor? Bu sefer altlar şimdi patır patır hareketler yapıyor. Enteresan hareketler oluyor. Bir gün bir tanesi %1000 gidiyor, öbür gün bin tanesi 1000 gidiyor falan filan derken ortalık karıştı, marıştı. Dün ne oldu? Bir tane Fida diye bir tane coin. Yani şimdi işte bulayım bunu. Birden biz zaten pozisyondayız bunda. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar, biz buna, yani ben buna şurayı kırınca şurada bir yerde şu evet galiba şunda şurada girmiştim diye hatırlıyorum. Biz bunda içerideydik zaten. Bunda bir patlama bekliyordum. Ama böyle bir patlama tabii ki kimse beklemiyordu. Ne oldu? Bir anda da bak 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 o şeylerde YouTube'da falan var ya, boktanla Bizo birbiriyle savaşıyor. Boktan kazandı burada. 107, 107. 107'ye vurdurdular. Ama işte arkadaşlar hala aynı şeyleri yapan arkadaşlar var. Biz içerideydik. Biz buradan tepeden verdik. Kime verdik? Sana verdik. En arkadaki sana verdik. Şu ortadaki sana da verdik. Sen en öndeki sana çok bir sürü verdik. Niye verdik size? Çünkü hala aynı hatayı yapıyorsunuz arkadaşlar. Siz olmayın bunu yapan. Gitsin evin salağı olsun. Amerikalı olsun. Bilmem kim olsun. Biz olmayalım ya. Siz olmayın. Şunu öğrenin artık.
şöyle roket giden bir şeye girilir mi? Hem de öyle bir miktarlar falan girmişsiniz ki. Bizim Patreon'da ne giriyoruz? 50 dolar giriyorsun. 50 dolar giriyorsun. Şurada 500 dolar oluyor. 500 dolar alıp çıkıyorsun. 500 dolar diyoruz ya. Neyinize yetmiyor? Siz hemen burada böyle bir zengin olayım. Araba parası çıksın hep para. Yok öyle bir dünya arkadaşlar. Onları yapmayın bak. E-parası araba parası çıkarayım derken e-parası araba parasını kaybedersiniz bak. Yanlış işler yapıyorsunuz. Hala öğrenemediniz. Yani şu giden rokete girilir mi ya? Yok çıkarken girdim, düşerken girdim, orada girdim. Ben girdim döner mi? Hocam işte bu içinde kaldım. Bu bir daha buralara gelir mi? Gelir mi sence? Böyle bir şey olur mu? Bunu sormak bile gereksiz. Yapmayın üzülüyorum ya. Yani öğrettiğimiz hiçbir şey o zaman buradan giriyor, buradan çıkıyor. Hala böyle bir günde vurayım, kaçayım, zengin olayım. Bitcoin'de 2 dakikada patlatayım. Böyle bir şey yok. Öyle olsa o zaman 3 güne bir sen zengin olursun, bir o zengin olur. O zengin olduktan sonra öbür sıradaki sen gel. Tamam al hop sen zengin oldun. Sıra sen gel hop hadi ertesi günde sen zenginsin. Böyle yok. Bakın tekrar söylüyorum. Bir pampa eğer içeride değilseniz, daha öncesinde girmemişseniz kesinlikle bulaşmıyorsunuz. Pampa esnasında girilmez. Elin ayağın dolanır. Satamazsın. Eşleşmez. Gönderirsin almaz. Program kilitlenir. Anlatabiliyor muyum? Bir pampa pump anında bulaşılmaz. Pampı gördün mü? Seyret. Zevkle seyret. Vay be lan millet nereye götürdü? Kim bilir kimler para götürdü falan. Yorum yap. Seyret. Sen sakın atlamaya çalışma orada. Anladınız mı? İçerideysen zaten götürmüşsündür. İçeride değilsen pampa girilmez. Evet. En son ne dedik arkadaşlar? Oyun sektörü uçacak. Bunun açıklamalarını yaptım. 50 kere anlattım. Ne oldu ondan sonra? Sent denen arkadaş nereye gitti? Görüyorsunuz. Nereye gitmiş? Uzaya gitmiş. Ben size videoları çektiğimde daha buralarda falandı Sent. Bak ne vermiş. Sırf dinleyip değerlendirenleriniz bile %300 almıştı. Yani 3x. 3'e katlıyorsun. Bu kadar yani. Ne dedim? Her oyun firmasının bir tane oyun motoruna ihtiyacı var. Bunu da karşılayan, en iyi yapan ENJ dedim, değil mi? Dediğim video çektiğim gene buralar bir yerde. Ne gitmiş ENJ? Ki bu oyun değil, oyun motoru ya. O bile 2x yapmış. 115. Gördünüz mü? Yani demem o ki hiç macera falan aramayın. Yok Doge'du, yok Shitcoin'di, Zart Coin'di, Zurt. Öyle oralardan zengin falan olamazsınız. Böyle doğru düzgün gireceksiniz. Doğru düzgün yerde kar alacaksınız. Doğru düzgün yerde çıkacaksınız. Ondan sonra bir dahaki yükselişi bekleyeceksiniz falan filan. Tamam mı? Yani şunu artık bir öğrenin. Böyle uçan kaçan coinlere sakın bulaşmayın. Bak Squid Game dediler. Coin'i çıkarttılar. Bir vurdular da bana sonra tak sıfır. Bay bay. Bay bay turizm bitti. Sonra ağlar durursunuz. Gerek yok. Ne dedik? En güvenilir platformda takılın. En güvenilir coinlere oynayın. Hiçbir zaman shit coinlere oynamayın. İşte bu bak 0.00 bilmem ne. Bu bir sıfır atlasa ben araba alırım falan. Ya bırakın kardeşim. Bırakın. Zaten şu bizim Patreon'da bir portföyümüz var. O portföy mesela 5 sene sonra zaten sana araba aldıracak. Yarın alma arabayı 5 sene sonra. Anladınız mı? Böyle 2 gün hesabı yapan adam yatırım dünyasında 2 günde elenir arkadaşlar. Şunu bir kafanıza sokun artık. Evet. Yeni gelecek oyunlar. Ne dedik? Dar. Bak dardayız. Nerede girmişiz? Çok dardayız. Bak şu çizgi giriş çizgimiz. Şurada girdik. Sabah. Patreon grubuna dedim atlayın. İçerideyiz. Pump olursa zaten içerideyiz. Anladınız mı? Pump'ta girmedik. Biz içerideyiz zaten. Bak 26 kârdayız. %26. Daha bir gün bitmedi ya. Ya 5-6 saatte %26 almışız. Daha ne olsun? Daha ne olsun? E şimdi bunu bu pumpladıkları paraya geri dönse işte 10 lira civarlarına
Ki şimdi nereye patladılar bak, ilk açılışta 16'ya kadar. Yani şu onlara bile gelse bak, tut. Tut şurada. Hesabı yapalım. 5. 10'a gideceğiz ha. Yüzde kaç? 223, yani 3x. 3'e katlıyorsun parayı. Gider mi? Gidebilir. Ama işte böyle bir roketle giderse sen o rokette atlamaya çalışacaksın. Ben zaten bak ta nerede girmişim. Anladınız mı? Niye dar? İşte bu yüzden dar. Oyun seçerken neye bakacaksınız? 1. Oyunun kullanıcı sayısına bakacaksınız. Kaç kişi oynuyor? Takipçisi ne? Discord kanallarına üye olacaksınız. Twitter kanallarına üye olacaksınız. Görünüm, NFT'ler nasıl? Bakacaksınız. Anında açıldığında roket olana değil. Bak, anında açıldığında roket olana değil. Şimdi nasıl bulunuyor? Şimdi mesela Atlas. Şimdi bakın. Biz böyle bir coin'e girmiyoruz. Bu böyle bir oyun firması istemiyoruz. Çünkü neden bu? Bunun çakılacağı nereden belli? Çünkü daha hiçbir oyuncular gelmedi. Platform kendini ispatlamadı. Oyuncu sayısı artmadı. Sadece pump'lan yükseldi. Anladınız mı? Böyle bir coin, yani böyle bir oyun coin'ine sakın bulaşmıyoruz. Biz neye bulaşıyoruz? Livium'a. Niye Livium'a bulaştın hocam? Bu da oyun. Çünkü o bizim formasyona uyuyor. Neden? Biz böyle bir formasyon kovalıyoruz. Açıldı oyun. Hiçbir yere gitmiyor. Çünkü oyuncu yok. Yavaş yavaş tanıtıyorlar, reklam yapıyorlar, oyuncular gelmeye başlıyor, oynuyorlar, oyuncular level atlıyor, level atlıyor, firma para kazanmaya başlıyor, yenileri geliyor, tak bir kırıyor. Okey, burada gir. İşte bize böyle bir şey lazım. Bu niye? İyi bir oyun olduğunu gösterir. Yani oyunun iyi bir oyun olduğunu ispatlamış oldu bize. Neden? Çünkü zero. Flat. Dümdüz başladı. Oyuncular geldikçe, beğenildikçe, müşteri sayısı arttıkça roket oldu. Ama Atlas'ta neydi? Açılır açılmaz roket oldu. O ne? O tamamen hype. Ona sakın atlamayın. O tepeden çakılırsınız yine. Yani biz böyle oyunlar kovalıyoruz arkadaşlar. Böyle oyunların şu an yenileri, isimleri neler? İşte. Yazalım yani, işte şuraya yazayım hadi size. Sıfır. Phantom Galaxy. Anlatmıştım size bunu. BitTime. CryoWar. Bunu da anlatmıştım. Monkey Ball. Syndicate. Minds of Dalarniye. Minds of Dalarniye kim? İşte Dar. Anladınız mı arkadaşlar? Bak bunlar yeniler. Şu Minds of Dalarniye geldi. Dar. Tak. Bak ne oldu? Şu an roket, bir rokete başladı. Biz nerede girdik? Burada. Niye girdik? Dedik, baktık işte. Takipçi var mı? Var. Oyuncu sayısı fazla mı? Fazla. Oyunu yapanlar, ne dedim, onları yapanların CV'lerine bakın. Kim yapmış bu oyunu? Daha önce neciymiş bu adamlar? Board'unda, basement'ta takılan iki nerd müymüş? Yoksa gerçekten oyuncular mı yapmış? Yani BTC'den 2x alacağım diye bir sene beklersiniz. Şöyle doğru düzgün bir tane oyun yakaladın mı 1000x alırsınız. Bak, şakası yok. Sent dedik aldınız işte. Illuvium dedik aldınız. AXS ta ilk çıktığında kaç ay önce 100 olacak dedim. Oldu, aldınız. Anladınız mı? Doğru noktada doğru oyunu bulursanız roket bitti. Ondan sonra şu an güvendiğim oyun. Onu söyledim. Neydi? PYR. UFO. Gitti. PYR. Gitti. D-Race dedik. Gitti.
Bunların işte şeyi lazım dedik. Virtual platform lazım dedik. Nereye gitti? Yani şu videoda söylediklerimi bile değerlendirmiş olsanız zaten şu an %300-400 karlarda geziyordunuz. O işte gidip Fidaya tepeden bineceğinize azıcık kafanızı çalıştırın ya. Ekmek çok kolay. Ama kafasını çalıştırana, kafasını çalıştırmayana ekmek yok. Evet, coin'de söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Yeni oyunlar geliyor. Şu an oyunlar var, gidenler var. Şu an en güvenli liman ne? Sol. Soldan sonra güvenli liman ne? NEC. NEC'den sonra güvenli liman işte Sandbox'tı, AXS'ti bunlar artık gitti. Bunlar artık bir daha giderse 2x daha en fazla gider. Hadi atıyorum. Ama işte böyle bir tane yeni bir tane yakalarsanız 10x, 100x giden yakalayabilirsiniz. Tamam. Kafanızı çalıştırın. Takipte kalın. Murat abinizi, kardeşinizi, arkadaşınızı takip edin. Patreon'a kesin gelin. Artık daha beklemeyin. Bunların hiçbirini kaçırmazsınız. Şimdi gelelim Amerika'ya. Ne dedik? Market never goes down. Ne oldu? QQQ geldi mi? 399'u gördü işte. 399,2. Artık burada da kâr satışı gelsin işte. 400 görmeden hemen kârları toplamak isteyen tayfa kâr satışı yaptı bitti. Hani gitmezdi? Roket. Günlerde ne diyorum ben? Tesla değil mi? Tesla'dan aldığımız paraları zaten bir görseniz aklınız şaşar. Yani şu yıllığa gelelim. Yıllıklar neredesiniz? Roketi görüyor musunuz? Sküzyüzle başladı. Gama sküzyüzle devam etti. Ondan sonra tutabilirsin. Ya bazı kaçıran arkadaşlara pozisyon ayarlayalım diyoruz. Fırsat vermiyor ya. 1243. Püf. Biz buralardan alırken 1300 strike Out of the Money'nin sonuncusuydu. Şu çizginin buralarda bir yerde girdi. Şimdi 1300 strike in the money oldu neredeyse ya. Ya şu kadar zamanda 20 günde. 20 günde 1300 strike in the money oldu neredeyse. Listenin opsiyonundan azıcık anlayanlar listenin en altındaki out of the money'ydi. Paramız ona yetmişti, onu almıştık. Şimdi in the money olduk neredeyse. Tesla'nın opsiyon fiyatlarını bilenler anlar ne olduğunu. Bir bakın Tesla'nın opsiyon fiyatlarına. In the money opsiyon kaç para bir oradan. Hemen zaten biz ne almışız, nasıl almışız az çok çözersiniz. Şu. Bu arkadaşa Patreon'da burada girdik. Nerede? Gözümde görmüyor ki. 90 dolar. Şuralarda. Yani 90 dolar bile dümdüz gözüküyor. Aleti ne yaptılar? Bir günde 545. 90 dolar da girdik. 545 opsiyonla. Opsiyondan az anlayanlarımız hesaplasın. Yani market aşağı gidiyor muymuş? Gitmiyor değil mi? Market never goes down. Sen doğru hisseyi bulursan ekmek her zaman var. Hem de öyle böyle bir ekmek değil. Çok büyük pasta pasta böyle. Düğün pastası. Tatlı. Tatlı. Akıllı olana, doğru hareket edene, hangi market olursa olsun. Liste bile akıllı olursan pastadan yersin. Öbür türlü eticim verirler sana. Şöyle küçük vardı ya eticim üstü böyle şeylidir o portakallı falan. Ondan yersin. O kadar bile demin dünkü gibi fidaya atlarsan tepede böyle bak mesela şurada kara atlayanlar gibi. Sen pasta masta bırak. Sen tuzlu kurabiye bile yiyemezsin. Yani. Tamam mı arkadaşlar? Azıcık akıllı olun. Gereksiz gürüksüz adamları takip etmeyin. Saçma sapan insanların şunu al, uçacak, bunu al, kaçacak dediği şeyleri almayın. İşte Squid Game'deki gibi. Ne oldu adamlar? Perişan oldu, gitti. 12 milyona vurdu, gitti adamlar. İşte bunları kim alır? Sadece bu işten anlamayan insanlar alır. Anlamadığın işe niye bulaşıyorsun? Mesela ben bir işi bilmiyorsam bulaşmam ki. Önce onu bir öğrenirim yani. Hemen birisi al şunu hop gidiyor falan. Alır mı hiç öyle şey yapılır mı? Yok. Olmaz.
Evet arkadaşlar. Amerika Roket, Amerika'da şov yapıyoruz. Portföyler şov yapıyor. Kripto portföy şov yapıyor. Her portföy şov yapıyor. Ayın başı. Hala da gelmediyseniz patrona gelin. Geldiğinizde zaten göreceksiniz rakamları. Bütün üyeler memnun, mesut. Niye? Kafası rahat adamın. Kafası rahat. Ya. Doğru şeyi yaptığını biliyor. Şimdi kaç aydır da ben de görüyor. Ha, diyor tamam ya. Bitti. Bu adam doğruyu yapıyor zaten. Bize de öğretiyor. Daha ne olsun? Yani söyleyecek çok şey var ama o kadar çok yani şey oldum yani. Her şey ortada arkadaşlar. Amerika Roket. Ne dedik? Bir daha söyleyelim. Fed tapering kararı aldı. Evet, ufak ufak başlayacak. Evet. Önümüzdeki ayın ortasına doğru ne kadar yapacak ve sonlandıracak. Ne dedik? Pardon. Ondan sonra ne dedik? Bu faiz arttırımı kararı almadıkları için hala enflasyonun geçici olduğunu düşündükleri için bu Covid'den kaynaklı bir şey olduğu için biz bunun zamanla kendinden yok olacağını inandığımız için dedi adam. Faiz arttırmaya gerek duymuyoruz dedi. Ve ılımlı konuşmasıyla marketleri roket etti. O taraf böyle. BTC tarafı işte altın bitti dedik. Neden? Çünkü altından zaten herkes kaçtı. Bir tek işte anneannemiz, babaannemizin BES fonları, Amerikalıların işte emeklilik fonları falan kaldı orada. Onlar da şey yapınca yok olup gidecek altın maltın kalmayacak arkadaşlar. Bazılarının savunması var. İşte bir dijital savaş çıksa, o olsa, bu olsa, elektrikler kesilse, elindeki o senin milyar dolarlık BTC'n sıfırlanır. Ama benim altınım, altın külçem hala para eder. Altın külçem Mars'ta da para eder, orada da para eder, burada da para eder. O işler öyle yürümüyor. Bu düz mantıkla doğru olabilir. Ama biz öyle bir senaryo olacak diye kek gibi yatırımcı olarak burada giden bir şey varken hala altında, dibe düşen altında durmayız arkadaşlar. Durulmaz. O tarz mantıklarla yatırım yapılmaz arkadaşlar. Evet, söyleyeceklerim bunlar. Çok da uzatmak istemiyorum. Sonra sıkılıyorsunuz videonun sonuna doğru seyretmiyorsunuz. Like'lamayı unutmayın. Kanala abone olun. Patreon'a katılın. Patreon'a katılmıyorsanız bile Discord'a katılın. 3-5 yani bir şeyler gene oradan bir şey kaparsınız. Videoları seyredin mutlaka. Udemy kurslarını alın. Udemy kurslarında anlattığım strateji tarzı anlatımı stratejileri başkalarında bulamazsınız. Başkaları size ancak Obo Tobo anlatır, Makti anlatır, Arasa'yı anlatır. Geçin onları. Onlar YouTube'da zaten search yapsanız bulursunuz. Kitap alsanız kitapta bulursunuz. Her yerde bulursunuz. Gidip Udemy'ye falan para bana vermenize gerek yok öyle şeyler için arkadaşlar. Evet, hepinizi seviyorum. Öpüyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın arkadaşlar.